Bölünme anayasası olarak hafızalara kazınan yeni anayasa çalışmalarında devletin temel nitelikleri görüşüldü. Uzlaşma komisyonunda mevcut anayasanın ilk 4 maddesi masaya yatırıldı. Değiştirilmesi anayasaya göre suç olan ilk 3 maddeyle ilgili AKP ve BDP değişiklik isterken CHP ve MHP olduğu gibi kalmasını önerdi. BDP ayrıca bölge meclisinin kararıyla ikinci bir resmi dil kullanılabilir ifadesini kayıtlara geçirdi. Kamuoyunun bölünme anayasası olarak bildiği yeni anayasa çalışmalarında en tartışmalı maddelere gelindi. Anayasanın değiştirilemez maddelerini kapsayan ilk 4 maddenin müzakeresine geçildi. AKP ve açılım ortağı BDP, değiştirilemez maddelerde değişiklik istedi. AKP, devletin dili Türkçedir ifadesini, devletin resmi dili Türkçedir olarak değiştirmeyi önerdi. BDP de en radikal değişiklik önerisini dil konusunda yaptı. İkinci resmi dile olanak tanıyan bir teklif sundu. Devletin resmi dili Türkçedir. Tüm vatandaşların resmi dili öğrenme görevi ve hakkı vardır. Türkiye halkının kullandığı diğer ana diller, bölge meclislerinin kararıyla ikinci resmi dil olarak kullanılabilir. AKP ve BDP ayrıca yeni anayasada değiştirilemeyecek hükümler olmasına karşı çıktı. Bu yönde toplantı tutanaklarına not düşüldü. AKP ve BDP'nin bu önerisi ileride ilk 4 maddeyle ilgili daha köklü değişiklikler olabilir fikrini güçlendirdi. CHP ve MHP ise ilk 4 maddeye dokunulmasına karşı çıktı. Maddeler olduğu gibi korunsun dedi.